kara çıkartan birer unsur. Allah korusun. Çocuklarımızı yüz aklığımız ve göz aydınlığımız kılmak bizim elimizde. Onlar bizden sonra yaşarlarsa yaşayan amelimiz olurlar. Bizden önce varırlarsa şahidimiz olurlar. Çok güzel. Ben bu dileklerle tüm izleyen kardeşlerimizin çocukları için bu güzel dilekleri diliyorum. Rabbinden çocuklarımızı bizden sonra kalırlarsa yaşayan amelimiz, bizden önce varırlarsa hayırlı şahidimiz kılmasını niyaz ederim. Amin, amin hocam. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Şimdi tabii dostlarımız yine bizi yalnız bırakmıyorlar. Çok ciddiyetli alakayla takip ediyorlar. Ben de buradan paylaşımlarda bulunmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi Hülya Bağrıyanık hanımefendi diyor ki, sevgili hocam, anne baba çocuğuna eğitim vereceğim diye sürekli azarlarsa çocuğu daha asi bir hale getirmez mi? Yani hep azarlayarak. Efendim bir kere şunu söyleyeyim. Çocuk eğitiminde şefkat ve sevginin önde geldiğini düşünüyorsak eğer, azar çocuk eğitiminde asla dominant unsur olamaz. Hmm. Çünkü şahsiyeti öldürerek elde edeceğimiz şeye insan diyemeyiz. Karşımızdaki insanın terbiyenin hangi türünü kullanıyor olursak olalım, evet, şahsiyetini hep koruyacağız. Azar yerinde kullanılabilir bir terbiye unsurudur. Doğru. Hatta cezalandırma da kullanılabilir bir unsur. Tabii. Cezalandırma terbiye unsuru olarak kullanılmamalı, fakat suçun cezalandırılması olarak kullanılmalı. Evet. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Yani başkalarına zarar verme hususunda kullanılmalı. Yoksa ceza terbiyenin asli bir unsuru olamaz. Olamaz. Ama dışlanamaz da. Fakat burada asıl olan sevgi ve şefkattir. Çocuğun şahsiyetini zedelememektir. Hı-hı. Unutmayalım. Şahsiyeti yok olduktan sonra siz artık onu terbiye edemezsiniz. Çünkü sırnaşır. Azaysız olur. Hı-hı. Artık karşınızda insan yoktur. Bir varlık gösteren Aynen öyle. Şahsiyeti gitmiştir. Gitmiştir. Elinizde bir pantolon kemik, bir gömlekte et kalmıştır. Ya. Ne yapacaksınız? Evet, evet hocam. Şimdi işte o siz aslında kuşattığınız soruyu. Bizler biliyoruz ki anne babaya öf bile denmemesi gerektiğini biliyoruz. Ama diyor o kadar üzerimize geliyorlar ki bu konuda asıl ailenin bir eğitime sizce ihtiyacı yok mudur diyor ki zaten onu da söyledik. Sanırım orada şuna belki değinmemiz gerekecek. Buyurun. Dedeler ve neneler sorunu. Evet. Dedeler ve babaanneler, anneanneler sorunu. Bu sorun ciddi bir sorundur Türkiye'de. Maalesef dede torunu miras gibi sever. Baba ve anne evladı alın teri gibi. Hmm. Sıkıntı da buradadır zaten. Çok iyi özetledi. Sıkıntı da buradadır. Onun için dedeleri çocuğun terbiyesi hiç enterese etmez maalesef. Evet. Etmesi lazım. Onun için de anne ve babanın bir ömür yaptığını dede ve nene, dede ve büyük anne bir anda bir tarımar eder, yıkarlar. Yıkar geçer. Ve bunu düşünmezler bile. Neden? Çünkü zaten çocuğunu sevememiştir büyük ihtimalle. Birikmiş bir sevgi açlığı vardır. Onu boca eder çocuğa. Her istediğini yapar. İyi de öldürür. Öldürür. Severek öldürmek. Ya. Onun için zehirli sevgi diyorum. Dedeler ve büyük anneler lütfen bu konuda dikkat, baba ve annelerin sorumluluklarını düşünsünler ve onların dişin tırnak yaptıkları alın teri yapıları bir tekmede yıkmasınlar. Evet. Yani sorumsuz davranmasınlar. Seveceğim diye ortalığı mahvetmesinler. Evet, boğmasınlar. Evet. Şimdi ikincisi Ayten Yadigar hanımefendi diyor ki muhterem hocam, çocuk terbiyesine yaklaşımımızda çocuk tasavvurumuzun etkisi nedir? Yani biz diyor toplumdan aldıklarımızla nasıl bir çocuk tasavvuruna sahibiz? Hani uslu çocuk, konuşmayan çocuk, şahsiyeti çok, ezilmiş çocuk. Çok harika bir sual. Ayten Hanım kardeşime teşekkür ediyorum. Bir kere şunu öncelikle bilelim. İnsanın atığı yoktur. Bir. Hmm. İnsanın atığı yoktur. İki,
armağansız insan yoktur. Yani işe yaramaz insan olmadığı gibi kendisine ilahi kredi açılmamış insan da yoktur. Peki bize ne düşüyor? Bu iki postüle üzerinden gidersek ne düşüyor bize? O insana Allah'ın açtığı kredi nedir? Bunu bulmak. Gözlem de bunun için. Gözlem bunun için. Yeteneğini keşfetmek. Evet. Çocuk burada keşfetmek. Çocuk terbiyesinde asıl olan şudur. Gözlem sonucunda çocuğunuzun kategorik olarak hangi kategoriye girdiğini iyi tespit edeceksiniz. Çünkü insanlar erinde gecinde şu veya bu biçimde kategorize edilebilirler terbiye açısından. Evet. A, B, C, D, E diye. Mesela sert tip, yumuşak tip. Bu tabii. Fıtrat sert değişmez. Mizaç, yumuşak mizaç. Evet, fıtrat değişmez. Tabiat değişmez. Efendim, mizacı etkileyebiliriz. Mizac üzerinden tabiata bir şey ilave edebiliriz. Fakat fıtratı değiştiremeyiz. Hmm. Peki bu ne demektir? Şöyle iki örnek üzerinden vereyim. Biri Ebu Bekir tabiatlı, biri Ömer tabiatlı. Yanlış terbiye nedir? Ebu Bekir tabiatlı, yumuşak tabiatlı olan çocuğu Ömer'e dönüştürme talebi kökten yanlış bir taleptir. Bu çocuğu harcamaktır. Terbiye etmek değil. Bu çocuğu mahvetmektir. Harcamaktır. Evet. Yani altyapıyı yıkmaktır. Fıtratıyla oynamaktır. Ömer tabiatlı, celadetli bir çocuğu da, yapıda bir çocuğu da Ebu Bekir haline getirmek istemek tabiatıyla oynamaktır. DNA'larıyla oynamak, genleriyle oynamaktır. Genleriyle oynanmış bitki gibi ya ileride problem çıkarır, kanserojendir. Evet. Gözlemin bir amacı da çocuğun mizacının fıtri meylini görüp ona göre yön vermektir. Yani Allah'ın ona hangi armağanı verdiği, hangi krediyi açtığı. Şimdi Ömer tabiatlı bir çocuğu terbiye etmezseniz ortaya çıkacak olan bellidir. Kaba, haşin, gaddar, zalim biri. Ömer tabiatlı birini terbiye etmek demek Ebu Bekir etmek demek değil. Ömer tabiatlı birini terbiye etmek demek celabet, şecaat, izzet, onur ve haysiyet sahibi bir kahraman çıkarmak. Çok güzel. Ebu Bekir tabiatlı birini terbiye etmek demek Ömer çıkarmak demek değildir. Mahvetmektir bu. Ebu Bekir tabiatlı birini terbiye etmezseniz pimpirik, hımbıl, efendim böyle pespayı evet. biri çıkar. Yani yeni vur eline ekmeğini al. Gençler ezik diyorlar. Evet. Neyse. Ama Ebu Bekir tabiatlı birini terbiye ettiğiniz zaman ortaya çıkan şey hilim sahibi, hoşgörü sahibi, yüreği okyanus yürek gibi ya. Sahibi, böyle bir ahlakı hamide sahibi, ahlak abidesi çıkarmaktır. Budur terbiye. Mizaç. Onun için terbiye deyince biz fıtratları değiştirmeye yönelmeyelim. Bu terbiyesiz etmektir. Doğru. Evet. Yani şu tahtadan kılıç olmaz. Anlatabiliyor muyum? Tahtadan kılıç olmaz. Ancak deliler veya tiyatrolarda. O zaman kılıç yapacaksanız demir, metal geçirmeniz lazım. Anlatabiliyor muyum? Bu önemlidir. Onun için demirden de oklava olmaz. Evet. Onun için de ahşap. Ahşaba ihtiyaç var. Yani ne olarak kullanacaksanız onu ham maddesine saygı göstereceksiniz. Bu Allah'a saygıdır. Sizin güzel bir sözünüz var. İşe yaramaz insan yoktur. Mutlaka bir yerde kullanılacak, bir işe yarayacak hiç insan vardır. Hiç kimse her işe yaramaz, herkes bir işe yarar. Yarar. Eyvallah. Güzel. Evet. Şunu da ben düşünüyorum, tabii başlı başına bir konu. Dağların yürüdüğünü görürsün. Hatırladım. İnsanların huyunun değiştiğini görseniz inanmayın. İnanmayın diye. Şimdi ona da açılım sağlıyor bu. Evet. O huyun mizacı bozmadan doğru istikamete yönlendirmek gerekiyor. Evet. Terbiye kaynaklarında kullanarak.